İsrail son dönemde önemli istihbarat operasyonları ve suikastler gerçekleştirdi. Haniye hiç kuşkusuz tarihe geçecek adımlardan biri. Çünkü Hamas'la özdeşleşen ve siyasi kanadını yöneten isim olarak hedef alınmış olması da çok farklı şekillerde değerlendirilebilir. Askeri kanatla ilgili olarak da Aksa Tufanı operasyonunun da mimarı olarak söylenen Muhammed Deif'in de öldürüldüğünü söylüyor İsrail. Hamas bunu doğrulamadı, onu söyleyelim, ama İsrail diyor ki 13 Temmuz'da biz bu operasyonu yaptık. Hatta yer olarak da yine Gazze, Han Yunus gösteriliyor. Bakalım efendim. İsrail, Hamas komutanı Muhammed Deif'in öldürüldüğünü doğruladı. Deif 13 Temmuz'da Han Yunus'ta sözde güvenli bölge ilan edilen El Mevasi'de öldürüldü. Deif'in yanı sıra çoğu kadın ve çocuk 90 Filistinli sivil hayatını kaybetti. Katliamın ardından yoğun eleştirilere hedef olan İsrail ordusu, haftalar sonra Deif'i öldürdüğünü doğrulayıp saldırının görüntülerini paylaştı. İsrail Hava Kuvvetleri, Deif'in Hamas'ın askeri kanadının 2 numaralı ismi olduğunu belirtti. İsrail Savunma Bakanı Gallant da Gazze'nin Usama Bin Laden'i ortadan kaldırıldı diye yazdı. İsrail'in açıklama zamanlaması dikkat çekici. Çünkü Netanyahu hükümetinin Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye suikastı nedeniyle tepkileri üzerine çektiği döneme denk geldi. Ateşkes ve rehine takası müzakerelerinin muhatabı olan ve taviz vermeye en açık Hamas mensubu olarak bilinen Haniye'nin öldürülmesi barışa darbe olarak yorumlandı. İsrail'in bu nedenle Hamas'ın siyasi liderlerini değil, askeri liderlerini de hedef alıyoruz mesajı vermek istediği öne sürülüyor. Ayrıca İsrail ordusu ve istihbaratı 10 aydır Hamas'ın Gazze'deki askeri lideri Yahya Sinwar'ın izine bile ulaşamıyor. Bu başarısızlığın yükünü hafifletmek için Deif suikastının öne çıkarıldığı sanılıyor.